bütün insani sorunlarımızın içinde bulunduğu kabın adı insanın fabrika ayarları. Bu kabı anladığımızda fabrika ayarları aslında çok kolay aklımızda tutabileceğimiz 5 maddeden bir de 0. prensipten oluşuyor. İnsan karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı, bunu çok söylüyorum. Bunun bir sebebi var. Sizin olmayan, bizim olmayan, bize dayatılmış sınırları zorlamak için ömürlerimize heba edince insanı mutlu eden tek şey sınırlarını zorlamaktır. Aşmak değil, dikkat edin, sınırlarını zorlamaktır. İnsanın fabrika ayarları malum 3. cildi gelmek üzere olan uzun uzun anlattığınız bir mesele. Ama İstanbul TEDx konuşmasında onu çok güzel özetliyorsunuz. Benim takipçilerim için de o 5 maddeyi paylaşsanız belki fabrika ayarlarımıza dönmemiz için bir katkısı olur. Muhakkak. Zaten ben her fırsatta anlatıyorum. Fabrika ayarları aslında çok kolay aklımızda tutabileceğimiz 5 maddeden bir de 0. prensipten oluşuyor. Bütün insanlar için geçerli olan ve nöroevrimsel, yani yakın atalarımızın tabiatta hayatta kalmalarını sağlayan zihinsel ve bedensel ayarların bizdeki yansımaları. Biz 200 bin sene önceki atamızdan biyolojik olarak çok farklı değiliz ama yaşadığımız ortam çok farklı. Onların ince ayarlarının yapıldığı yere göre çok tuhaf bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla sorun yaşıyoruz. Nedir bu sorunlar? 5 madde halinde sayayım. 1- Hareketsiziz. Bizim bedenimiz harekete ayarlanmış. Hareketsiz kalınca hasta oluyoruz, biliyorsunuz. Hani sedanter yaşam falan diyorlar ya. İşte obeste onun derdi. 2- Az, farklı çeşitlerde ve aralıklı yemeliyiz. Fazla yemekten ölüyoruz bugün. Çünkü çok fazla yiyecek seçeneği var. Atalarımızın böyle bir durumu yoktu. Enteresan bir şekilde açlık bizim vücudumuza iyi geliyor. Yani bizi onarıyor. Çünkü atalarımız açlığı vücudu için faydaya çevirebildiklerinden hayatta kaldılar. Yani öyle versiyonlar hayatta kaldı. 3. ayarımız sağlıklı ilişkiler kurmak diğer insanlarla. Olumlu ve doyurucu sosyal ilişkiler. Yalnız kaldığında hastalanıp ölen bir canlıyız. Özellikle bu devirde dijital iletişim dünyasında neden bu kadar yalnızlık çektiğimizi başka bir perspektiften anlayabileceğiz bu ayarla. Çünkü biz dijital iletişim için değil, gerçek yüz yüze iletişim için kurgulanmış canlılarız. Ve bu ayarda da öyle çok büyük bir değişim yok. Her doğan aynı ihtiyaçla doğuyor. 4. ayarımız stres. Bugün şehirli insanı öldüren açık ara en büyük neden. Stres ve strese bağlı hastalıklardan ölüyoruz. Çünkü zihinsel olarak stres üretebilen tek canlıyız. Tabiatta bu beyin bizi aslan kovalamasından, açlıktan korumak ya da mamutları avlamak için değişik teknolojiler geliştirmek için çalışıyordu. Çok değişik yöntemleri vardı. Ama muhtemelen sizi şimdiye kadar hiç aslan kovalamamıştır. Açlıktan ölme riskiniz muhtemelen yoktur. Dışarıda fırtınalar kopsa evimizde, ofisimizde rahat rahat oturabiliyoruz. Yani beynimiz işsiz kaldı. İşsiz kalınca ne olacak? Ona buna sarıyor. Çocuğun okulu ne olacak? Bizim gelinin durumu ne olacak? Ben kırışacağım mı? Bilmem ne olacağım mı? Bunlara kafayı takıp sürekli stres hormonu basıyor derken vücut darmadağın oluyor. Bunu yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Ve 5. ayar, biraz önce bahsettiğim gibi sınırları aşmak diye bir ayarımız var. En zor ayarımız bu. İşte 3. cildi ona ayırmak durumunda kaldım. Biz kendimizi içinde bulduğumuz cendereyi kırasımız var. Bunu yapamadığımız zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Depresyona giriyoruz. Bu sosyal, fiziksel, biyolojik, kültürel, zihinsel her türlü sınır bize böyle sinir ediyor bizi. Ve onu bir şekilde esnettiğimiz zaman, yapılamaz bir şey yaptığımız zaman kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ve modern pozitif psikoloji akademisyenlerinin hepsinin ağız birliği ettiği bir şey var. İnsanı mutlu eden tek şey sınırlarını zorlamaktır. Aşmak değil, dikkat edin. Sınırlarını zorlamaktır. Sınırını zorlayan ancak mutlu olur. Onun dışında insanı mutlu edebilen hiçbir şey yoktur. Unutmayalım, insan karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı. Bunu çok söylüyorum. Bunun bir sebebi var. Biz buraya biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamaya gelmedik. Biyolojik ihtiyaçlarımız zaten karşılanır. Onlar çok zor değil yani. Yeme, içme, çiftleşme bunlar çok problem değil. Ama insanın zihinsel ihtiyaçlarının karşılanması için evrenler yetmiyor. Dolayısıyla insanın bu sistemi iyi tanıması lazım. Bir de 0. prensip dedim. O 0. prensibin esprili ifadesi ne yaparsan yap, kaotik yap. Şunu demek istiyoruz. Biz düzenli, ritmik, tekrarlı şeylerden nefret ediyoruz. Çünkü tabiat saatle vardiyayla çalışmıyor. Hep aynı saatte aynı şeyleri yemek, hep aynı kişilerle görüşmek, hep aynı egzersizleri yapmak bize iyi gelmiyor. Siz hep aynı egzersizleri yaparsanız vücudunuz deforme oluyor.
Hep aynı şeyleri yerseniz metabolik stres geliştiriyorsunuz. Mesela dünyanın en sağlıklı yiyecekleri olsa bile. Hep aynı kişilerle uzun süre görüşün IQ'nuz düşüyor. Kafanız daha az çalışıyor çünkü yeni bir şey yok ortada. Hep aynı stres yönetim tekniklerine takılırsanız bağımlı hale geliyorsunuz ve bu sizde stres yaratıyor. Bunları değiştirmeniz lazım. Ve sizin olmayan, bizim olmayan, bize dayatılmış sınırları zorlamak için ömürlerimizi heba edince hayatımız berbat oluyor. Bir örnek vereyim, herkes de tanıyacak bir örnek. Sırf yüksek puan aldığı için sanatçı ruhlu bir çocuğu tıp fakültesine gönderdiğimizde, ömrü boyunca uzman bir hekim olması için kırbaçladığımızda, o çocuğun yaşadığı zihinsel bunalım yarın bir gün işte üç kağıtçı, para için insanları kesen bir doktor yetiştirmeye kadar varabiliyor. Mutsuz, küskün ama prestijli bir meslek sahibi insanların sayısı çok fazla. Dolayısıyla kendimiz olma meselesi, o sınırları aşma meselesi de çok ilgili. Burada kafaları çok karıştırmayayım, biraz sakin oturulup düşünülmesi gereken bir konu. Diyeceksiniz ki 5 madde için 3 cilt kitap yazılır mı? Vallahi öyle oldu çünkü yanlış bildiğimiz çok fazla şey var. Sadece ben değil, ben bu işin background'unu, zeminini anlatmaya çalışıyorum. Açık Beyin'deki diğer bütün arkadaşlarım, sevgili İlker Çağlayan, Mahmut Talha Sağlıklı, Azize Şahin, diğer bütün arkadaşlarımız, Mustafa Cüngil. Bunlar da benimle birlikte her bir maddenin termiklerini, açılımlarını, yöntemlerini araştırıyorlar ve paylaşıyorlar. Biz neredeyse her gün insanın fabrika ayarlarından bahsediyoruz. Her gün bunu nasıl hayatımıza daha iyi uygulayabileceğimizden bahsediyoruz. Ve en son şunu hatırlatayım. Bu ayarlardan çıkma imkanımız yok. Böyle bir şansımız yok. Sadece geçici olarak unutabiliyoruz. Biraz önce dedim ya, yeni dünyanın cesur insanı kendinden gafil olmayan insan. Unutana gafil deniyor. Biz eğer kendimizi unutursak gerçekten büyük problem yaşıyoruz. İşte bunları hatırlamak için böyle basit bir listeyi fehmetmek yetiyor. Biraz da ben beni dinleyen herkese, yani kulak veren herkesten bir ricada bulunuyorum. Lütfen evde deneyin. Yani bunları evde denemek için anlatıyoruz. Gidin deneyin. O denemeye fırsat olmadıysa da en kısa zamanda birini anlatın, onlar denesin. Yani bu yayılsın. Ve en önemli amacımız bir, bu konuları anlatan, öğreten birilerine ihtiyacın bir an önce ortadan kalkması. Ve insanların bunu artık hayatlarına uygulayabilir, hayatlarını bu yönde dizayn edebilir hale gelmeleri. İnşallah yakındır. Bazı enteresan sürprizlerimiz de geliyor. Bu pandemi dönemi bu anlamda bize biraz yaradı. Zihnimiz açıldı. Yapabileceğimiz yeni şeyleri keşfetme yolunda yeni bir zorlama ve ittirme oluştu. Yakında çok daha kurumsal, çok daha ilginç bir yapılanmayla inşallah karşınızda olacağız gibi bakalım. Ömrümüz olur, gücümüz kalır. Destekleriniz böyle devam ederse burada olacağız. Bu mesele en önemli sorunumuzdu. Ben anlattım diye söylemiyorum. Bütün insani sorunlarımızın içinde durduğu kabın adı insanın fabrika ayarları. Bu kabı anladığımızda o sorunların hepsinde çözümünü göreceğiz inşallah. Bakalım. Yani ben şunu anlıyorum. Yeni dünya düzeninin cesur insanı fabrika ayarlarına dönebilmeye cesaret edebilen insan. Ve bu her zaman mümkün. Hiçbir zaman geç değil aslında. Şimdi yeter şu ki anda, bu 5 saniye içerisinde mümkün. Yani şimdi şu anda temelini anladığınız zaman fabrika ayarlarınıza göre yaşamak anlık bir karar. Yani öyle bir hazırlık yapmanıza falan gerek yok. Tamam, beslenme düzeninizi değiştirmek bilmem ne böyle bir dakikada yapılacak bir şey değil. Ama bu kararı vermek, bu yolda adım atmak anlık bir şey. Bunu anladığınızda zaten bir süre sonra her şey yolunu buluyor. Çünkü bu cihazın yapılış amacına uygun kullanıyorsunuz. Bizim kültürde bir laf var ya, fıtratına uygun yaşamak diye. İşte fıtrat o demek. Yani biraz bana şey diyen de oluyor, insanın fıtrat ayarları falan diyen de oluyor. O olur. İkisini kısaltması iyi falan, zaten bir problem yok. Ama aynı şeyi anlatıyoruz. Bir çok önemli bir kelimemiz var bizim. Ahlak diye bir kelime var. Ahlak mısa değil mi? Hep ahlaklı olmak, işte ahlaklı olmayı tavsiye ederiz, öğretmeye çalışırız. Ahlak kelimesinin kökeni Arapça halk kökünden gelir. Yaratılış demektir. Yani bir canlının yaratılışına uygun yaşaması, ahlaklı olması demektir. Yaratılışına aykırı yaşayan ahlak dışına çıkmıştır. Ahlaksız davranış odur. Mesela bir insanın kötülük yapması niye ahlaksızdır? Çünkü insan özünde iyidir. İyilik için yapılmıştır. O ilişkileri kurmak, yardımlaşmak için vardır. Ama onu unutursa, ondan gafil olursa ahlaksız bir canlı olur. Çok yerse ahlaksız olur. Çok tembellik ederse ahlaksız olur. Bunu ben söylemiyorum. Bütün inançlar söylüyor. Hristiyanlıktaki 7 büyük günaha bakın.
bütün işte inançların efendim yaptığı şeylere bakın. Bunların hepsi fabrika ayarlarından sapmalara karşı bizi uyarır. Bu arada dedim ki bunlar yeni değil. Ben sadece yeni bir formülasyonla anlatmaya çalışıyorum. 10 bin yıldır insanın derdi buymuş gibi gözüküyor. İnşallah bu sefer çözeriz. Çünkü bilim gibi gerçekten çok sağlam bir yardımcımız var. Onu hakkıyla kullandığımızda her şey çözülür.